Günün birinde müminler, Mescidi Aksa'yı dünya siyasetinin konjektürel bilmem nesinin gereği olarak gözden çıkarma sonucu doğuracak tavırlar sahibi olur da, Mescidi Nebi'de gözyaşı akıttıklarını şiirle, edebiyatla bana anlatırlarsa, Mescidi Haram'a bakmaya bile kıyamadıklarına dair naatlar yakarsalar, ağıtlar dikerseler beni inandıramazlar. Neden inandıramazlar beni? Çünkü bu üçüzü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayak üstünde, binek üstünde her türlü sevdamızı ve hasretimizi taşıyacağımız yer olarak bize emanet edip gitti. Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Nebi'ye mukaddeslik değeri biçen kimse Mescid-i Aksa'ya mukaddes diyen de odur. Kıyamet gününe kadar bizim hiçbir şekilde Mescid-i Aksa davamızdan taviz vermemiz mümkün değil. Tam aksine. Eğer iblis bütün oklarını o yöne çevirip küfrün bütün gücünü Mescid-i Aksa'yı tarumar etmek için kullandığını görürsek bu karşı taarruz mantığı ile Mescid-i Aksa'yı daha yüksek dozajda, daha heyecanlı bir şekilde bağrımıza basmamızı gerektirmektedir. İster orada Filistinliler olsun, ve isterse Endonezyalı Müslümanlar olsun, isterse Mısırlı Müslümanlar olsun, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bizim için mukaddes olan yer Allah'ın bize gösterdiği Mescid-i Aksa'dır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmete miras olarak bıraktığı yerdir. Şu peygamberin aleyhissalatu vesselam hatırasına bakınız. Yahu Mescid-i Aksa'ya gidin. Gidin. Yahu hiç gidemezseniz Orada kandillerde yanacak bir yağ gönderin bari buyuruyor. Gidin. Gidemezseniz camide yanacak kandillerin yağını gönderin. Yürüyün, gidin dedikten sonra yaşlandın, hastalandın, annen baban hasta gidemiyorsun. Devlet izin vermedi, gidemedin herhangi bir sebeple gidemediysen bari senin harcaman gitsin oraya. Bu noktaya varıncaya kadar mescidi aksa bu ümmete emanet edilmiştir Osmanlı atalarımız şöyle yaptı da böyle etti de İngilizlerin hilesi sonuç verdi de kaybettiler ya bunların ne önemi var yani elimizden çıkınca tazminatını alıp kendisini feda edeceğimiz bir trafik kazası mıydı bu bir trafik kazası mı bu sigortadan tazminatını alacağız bütün dünya, bütün dünya bedel olarak verilse, ben Mescid-i Aksa'yı veririm karşılığında diyenin imanından şüphe edilir. Kabe'yi verebilir misin? Mesela deseler ki, billah, Afrika kıtasının tamamı, Ümmeti Muhammed'in çiftliği olsun. Boşaltıp size veriyoruz. Karşılığında 10 yıl, Mekke'yi bize verin deseler, evet mi diyeceğiz? Mekke'nin üçüzünden üçüncüsü olan, Mescidi Aksa'yı neyin karşılığında verebiliriz?